Alo. Bir şey soracağım. İnanılmaz telef. Çok saçma bir espri olduğunun farkındayım. Fakat yani sevgili Tangle Teaser yapacak bir şey yok. Alo alo. Bir zaman benim gençliğimde böyle telefonlar vardı. Bayılıyorum. Sürekli bu espriyi yapıyorum. Peki efendim, neredesiniz? Saça kafasındasınız. Ben kimim? Ben Deniz Pelinçini. Bugün saça kafasında. Biz basit konular seçmeyi sevmediğimiz için bağlanma konusundan bahsedeceğiz. Yani birçoğumuzun beceremediği, birçoğumuzun becerdiğini zannettiği ve hayatta zorlandığı bir konu. Peki konuğumuz kim? Gizem Hatipoğlu. Esasına bakarsanız meseleyi biraz enteresan buluyorum. Çünkü gerçekten çok mutlu bir evliliği yürüten, çok başarılı bağlandığı gözüken bir hanımefendiyle bağlanma sorununu konuşacağız. Alo, hazırsanız başlayalım. Efendim, nerede kalmıştık? Saşa kafasındayız ve bugün bağlanmaktan bahsedeceğiz. Benim için benim favori konularımdan biri olabilir, en sevdiğim kelimelerden biri olabilir. Anlamını tam olarak bildiğimizden emin olmadığım bir kelime. Kimle konuşacağız? Gizem Hatipoğlu ile konuşacağız. Hoş geldin kuzum. Hoş buldum tatlım. Hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ben şöyle girecektim konuya açıkçası. Her zamanki sinir bozucu güzelliğine gelmiş durumdasın gerçekten. Oy canım benim, senin görüşün, senin güzel görüşün diyeyim. Peki, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben diyecekler ki birbirlerini ne kadar övüyorlar falan. Çok ayıp bir şey yapacağım. Ben kalkmayacağım. Konuğum bir ayağa kalkıp kendini göster. Şu ceketi ve kısa şeyi insanlar görsün istiyorum. Görmeyeyim mi? Ay canım benim. Şöyle bir dönem var. Teşekkür ederim. Şöyle şu tarafını döneyim. Yani ama aslında spor bir şıklık yakalamaya çalıştım bugün. Otur artık, çok durma. Otur. Tamam. O kadar, bu kadar yeter. Yok. Şöyle işte, bir şey soracağım. Yani gerçekten samimiyetle bunu çok net burada falan yazmıyor. Tamam. Nasıl oluyor da bu uyumu sağlıyorsun? Yani sabah kalkıp yataktan bunu giyeceğim de böyle gözükeceğimi nasıl ayarlıyorsun? Yani falan? Aslında az çok şimdi çok fazla dışarıda da vakit geçirdiğim için hem de işte birazcık böyle son zamanlardaki böyle popüler şeyi de takip ettiğim için tabii. O yüzden aşağı yukarı kafamda belli kombinler oluşturmuş oluyorum. O yüzden biliyorsun son zamanlarda da bu ceketler, kocaman ceketler, blazer, aynen böyle şey, oversize ceketler çok popüler. Hakan'ın ceketlerini giyiyor musun? Vallahi onun ceketlerinden de kullandığım oluyor. Çünkü mesela onları şey falan yapıyorum. Belinden kemerli elbise falan da olabiliyor bu arada. İşte akşam bir yere giderken senin bu güzel kırmızı topuklu ayakkabıların altına. Bari ayakkabımı falan göstereyim, bir şey yapayım kendim. Yani yiyeceğim. Gerçekten inanılmazsın. O yüzden canım çok teşekkür özellikle ederim. Özellikle göstermek istedim. Yani böyle bunun altına akşam böyle bir hafif topuklu bir şeyle yemeğe, davete devam edilebilir. Hep böyle miydin? Yani hani hep kendini bildim bileli böyle, ne bileyim ben, şık giyinen, kendine özen gösteren ya da şöyle söyleyeyim, gardırobun önünde durup bugün ben ne giyeceğim diyen kadınlardan değilsin sen. Yok, değil mi? Yok öyleyim. Yani? Ben zaten günlük moduma göre aslında biraz da giyiniyorum. Ha okey. Evet biz yani. Biraz normal. Mesela başka bir şey giymem gerekse bile, ay bugün hani tayt giyeyim işte, şort giyeyim, etek giyeyim falan, elbise. Hani o tamamen psikolojimle de alakalı birazcık. Hani geceden öyle hazırlayayım edeyim. O çok nadir hani. Mesela bugün için evet bunları düşündüm bir gün önceden. Çünkü özeniyorum. Özel bir yere gideceğim. Hazırlanmam gerekiyor. İşte zamanımı iyi kullanayım diye. Öncesinde tabii ki düşünüyorum. Ama onun dışında tabii ben de günlük ruh halime göre tercih ediyorum. Renginden mesela atıyorum işte yani kırmızı mesela bana çok iddialı geliyor mesela kıyafette Mağarıyor özellikle. Uzaktan çünkü. Aynen mesela onu çok giymeyi üstümde tercih etmem böyle ön plana çıkmamak için. Daha böyle hani soft işte koyu renkler tercih ederim ki daha böyle hani şey yapayım. Gibi gibi böyle ruh halimize göre ama seçmeye çalışıyorum. Sen giy ön plana çıkacağın için o çok değişmeyecek. Benim. Kırmızıyı da giy arada bari sağ bence. Ol. Bir de yani ona da haksızlık etme diyeceğim. Esasında bugün konumuz bağlanmak. Bağlanmak. Yani, nereye bağlanıyoruz? Ya 2013 senesinde milattan önce efendim. Yani bayağı da bir vakit olmuş. Çok zaman olmuş. Yani. Çok. 2013 senesinde bir röportaj vermişsin. Ama böyle kısa bir şey. Muhtemelen de hatırlamayacaksın ama. Orada sana sormuşlar. En son izlediğin film ne diye. Bağlanmak yok filmi demişsin. Bakıyoruz. Aa, doğru mudur? Bir şey söyleyeceğim. Buraya parantez içinde demişim ki hatırlamaz. Cidden hatırlamadım muhtemelen ama ya. Muhtemelen bir romantik komedidir. Ben isminden evet, akıl evet. ediyorum.
Ama en son izlediğin filmmiş milattan önce, ama buradan girersek şeyi merak ediyorum. Ben, senin bağlanmakla aran nasıl? Yani insanlara, objelere, durumlara kolay bağlanır mısın Gizemsa? Yok. Yani öyle şey yapmam, kendimi atıyorum işte evde bir obje dedin mesela, ya da işte küçüklüğümde hani mesela şimdi hani çocuklarım falan böyle belli uyku arkadaşları olsun, oyuncakları olsun, böyle hiç elinden düşürmedikleri ya da yetişkinlerin yıllarca sakladığı oyuncaklar falan olsun, işte arada bakar onlara şey. Hiç mesela öyle biri değilimdir. Hani bir tık geçmişi geçmişte bırakırım. Tahmin etmiştim. Yani bu çok aslında tabii ki geniş bir konu, işte bağlanmak, neye bağlanıyorsun, işte hani nasıl bir bağlılık bu. Hani tabii ki severim, saygı duyarım, sahiplenirim. Ama onsuz olmam bağlanmasından bahsediyorum. Hani böyle çok sağlıklı. Yani genelde maddelere değil yani aslında. Hani insanlara tabii ki öncelikle aileme, kızıma, eşime, anneme. Hakan. Yani Hakan'ı tabii ki. Peki şunu merak ediyorum. Yani bunu şimdi bizim sektörde tırnak içinde böyle başlayan cümleler çok sıkıcı oluyor ama genelde günümüzde. Bu arada senin var mı öyle bir küçüklükten sakladığın? Ben Yengeç burcuyum. Ben her şeye bağlanıyorum ve asla kopamıyorum. O yüzden yani annem. Evet, her var. Şeye yapışıyorum. Atamıyor mesela böyle evden bazı şeyleri. Bir şey kırılıyor da. Ya mesela yapıştırıyor tabii, onu. Tabii. Bir şey olmasın. Antikacı gibi. İnsanları da atamıyorum. O kötü. Hadi eşyalar tamam da insanları bazen özellikle bazı zamanlarda sonra atmakta fayda var. Ama son senelerde daha şey değil misin bu konuda? Bence tabii orta yaşa girdim artık. Biraz yaştan değil de hani şey olarak böyle hani günlük o şeyi farkındalık bence çok arttı. Tabii. Yani şey yapıyorum artık, bir şeye böyle çok sert bağlanmaya başladım hissedince onunla biraz arama mesafe koymaya çalışıyorum. Çünkü zaten neye bağlanırsan onunla sınanıyorsun. Şunu soracağım, bizim sektöre döndüğümüzde sizin Hakan'la ilişkinizi, evliliğinizi biz bütün millet hepimiz yani ülkecek biliyoruz başından duruma kadar hani. Bana şey çok enteresan geliyor, artık evlilikler çok kısa sürüyor. Boşanmak zaten zor bir şey değil ama teknik olarak kimse boşanmak için evlenmiyor. Siz nasıl, kaç sene oldu ve hani bunun sırrı ne demiyorum, nasıl beceriyorsunuz diyorum. Çok zor bir şey yapıyorsun. Evet. Biz işte 2008'de tanışmıştık. Yapıyorum ben. Evet, evet. 2011'de evlendik işte. Yıllar yıllar. Yani şöyle bir durum. Ben daha mesela çocuktum. Hani Hakan'la ilişkiye başladığımızda o daha olgundu. Zaten aramızda 9 yaş var. Hem onun olması hem de işte yaşanmışlıkları, onun hayatını ona getirdikleri diyeyim. O yüzden o benden tabii ki daha olgundu. Mesela bir şey oluyordu, ben hani sorun çıkartıyordum ya da kıskanmak vesaire. Kıskanır hani mıydın? Kıskanırdım, çok kıskanırdım. İşte diziye girerdi, şehir dışında işe giderdi falan. Ben böyle bayağı yani problem çıkarırdım. Ondan sonra ne yapıyordu? Sabır taşı adam. Sabır taşı. Aa, tamam Gizem işte. Yine açıklamasını yapardı, şey yapardı. Böyle beni rahatlatmaya çalışırdı. Bir 5 sene veriyorum. 5 sene sabredeceğim. Sen de sabret. 5 sene sonra göreceksin ki hani büyüyeceksin falan derdi yani. Gerçekten de yaşamak lazım. Ve ilişkiyi nasıl yaşadığınla da alakalı. Yani ben o zaman ilişkiyi hep böyle kıskanılmak, sorulmak, karışılmak, hep hani öyle bilirdim mesela. Birçoğumuz ama hala öyle biliyor olabiliriz, bilemiyorum ama vardı aramızda ama, değil mi böyle bilen yani arkadaşlar? Evet, ama o bana işte değil biraz mi? Daha böyle kendi alanının olması gerektiğini ilişkide, birbirine bu konuda hep saygı duyman gerektiğini. Şu an kıskanıyor musun mesela? Artık kıskançlık falan kalmamış. Yok, kalmadı. Öyle bir yerden bildiriyorsun. Evet evet, öyle bir yerden. Hani artık o ya, o da güzel bir duygu yani, sahiplenmek, merak etmek, sormak, soruşturmak. Onda da var tabii ki, bende de var, gün içinde çok sürekli konuşuyoruz. Peki, yani. Çok böyle dışarıdan baktığımda hani o kadar tatlısınız ki. Buraya hatta şey diye yazdım yani, ponçik. Kötü anlamıyorum ama çok böyle ponçik de bir bu yanaklarımdan dolayı oluyor hep bu. Ponçik. Ponçik de ponçik, bir de böyle topladım, iyice çıktı şimdi. Gayet yazıyorum. Harika. Hiçbir taraftan offside'a düşemezsin. Kavgalarınızı merak ediyorum. Yani mesela bu bir evlilik sonuç itibariyle ve bunun kötü zamanları da var. Nasıl kavga eder? Nasıl kavga yani, edersin? Yani sert yani laflarıyla Hakan şey yapar. Yani ses tonunu yükseltmez. Hı. Laflarıyla hani gereken şeyleri söyler. Zaten şimdi
Çocuk olduktan sonra biz hiç kavga etmiyoruz. Vakit yok çünkü diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey mi acaba? Yani zaten vakit de yok. Kavga edecek çok şükür bir şey de yok. Maşallah. Hayatımız zaten çocuğun üstüne. Hani o yüzden hem kavga edecek bir şey yok. Hem de çocuğun yanında da kavga etmemek lazım. Siz gerçekten yani o bizim gördüğümüz ponçiklik gerçek bir ponçiklik. Onu hakikaten az, az biraz sorgulamış olabilir. Yani bu karşılıklı demiş. Hakan her zaman bu ilişkide hep daha olgun taraf, toparlayan taraf, idare eden taraf oldu. Ve gerçekten bana çok şey hani öğretti ilişki konusunda da. O yüzden... Yani idare. Gerçekten. Çocuk gerçekten evet öyle yani. Kaç yaşında oldu Lila? Lila 4 oldu. İnşallah. Aynen. Çocuk konusunda da bana o da her zaman destek. Zaten. evet tatlı. Zaten. Bunu düşünürüm, bunu kuliste evet konuşmuş olabiliriz. Senin hamile olduğunu Hakan'ın öğrendiği zaman kendi doğuracakmış gibi. Aynen. Kendini yerden yere vurdu. Ya ben endişelendim herhalde doğuracak. O inanılmaz yani. Bütün hepimizin dimağındaydı. Unutulmayan yani. Ölüyordu adam ya. Hatırlıyor musun? Evet. Ya zaten yani şimdi biz evliliğimizden hani 6-7 yıl sonra evet. Ben hamile kalmış oldum tabii. O hep istiyordu, hep istiyordu. Ben biraz daha erteliyordum. Hı-hı. İşte biraz daha zaman geçsin işte hani daha bir hayatımıza bakalım falan. Ondan sonra hiç beklemiyordu. Yani biz ama karar vermiştik artık. Ondan sonra tabii yarışmada ve 4 ay geçmiş yani neredeyse 3 ay, 3 ay geçmiş oluyordu. Açlıktan kendinden de geçmişti adamcağız zaten. Kendinden geçti. Ben sabrettim ama sabrettim. Annem diyor ki artık Allah'ım nasıl bilmiyor babası hala işte Hakan çok üzülüyorum biz televizyondan izliyoruz oğlum diyor. Çocuğun olacak mı senin haberin yok falan diye annem Hakan böyle. Hakan o sırada da Hindistan cevizleriyle röportaj verip onların da kaldığı diye hatırlıyorum aynen. Ben. İkinciyi yapacak mısınız? Yani şu an düşünmüyoruz. Yine o bölüm. Şunu söyleyeceğim. Lila'dan yani yarışmaya önce... giderse ha. Bakacağız. Gider mi bir daha sence? Yok gitmez. Öyle bir şey. Lila'yı bırakmaz. Bırakamaz. Bırakamıyor. Aynen. Sen gider misin? Ben mesela de gitmem. Lila'yı bırakabilecek olsan öyle bir ne bileyim zaten Hakan da. Anladım. Yani. Yapar mısın öyle bir şey? Bu çok güzel bir tecrübe. Survivor hı-hı. yarışmasına katılmak. Ben 2010'da katılmıştım. Tabii ki şu anda her şey çok değişti. Ama yani çok güzel bir tecrübeydi. Ben bir buçuk aya yakın kaldım. Hı hı. Ve gerçekten insan her şeye alışıyor. Açlığa, o koşullara. Sadece özlem tabii ki en çok zorlayan. İşte bir mektup geliyor hüngür şakır. İşte şimdi telefon ödülleri yok, görüntülü konuşma falan. Onları yapmıyorduk bizim sizin zamanınızda ödüllerde. Görüntülü var mıydı? Görüntülü konuşma falan hatırlamıyorum var mıydı yok muydu? Yani özlem tabii ki hani en çok zorlayan şeydi ama onun sen dışında gider. Her şeye... Gider. Sen... Giderim de şimdi gitmem tabii. İşte çocuk biraz daha böyle bir ayaklansın Hakan'cığım. Gideri var gibi gözüküyor. Senin hanım gidiyor diye. Senin hanım yine gidiyor diye bu sefer. Evet. Peki sen bizim hayatımıza kutu açarak. Bu kutu açarak lafı kötü bir şey değil. Aslında ben o yarışmaya hastaydım. Çok da katılmıştım. Evet. Çok oraya güzel. Katılma hikayeni biz sana seneler önce bir konuşmuştuk ama. Doğru. Girerken yani sen o programa başvururken bugünü öngörmüş müydün? Yani ben böyle bir yarışmadan sonra evet. İşte televizyonda bir kariyer yaparım. Böyle bir şey miydi yoksa ne olmak istiyordun da yani, orada buldun kendini? Ben reklam okudum. Hı-hı. Reklamcılık okudum. Yani küçüklüğümden beri aslında bir ekran hevesim vardı. Hı. Ama ya hiç öyle bir fırsat çok fazla olmamış. Ne fırsatı atıyorum işte tatil köylerine gittiğimizde işte orada bir yarışmalar düzenlenirdi. Ben hemen atardım kendimi. Hı. Şarkı yarışmasına katılırdım. Bayağı böyle bir özgüvenle söylerdim. Hani o tarz böyle bir toplulukta kendini hı. Bir ön plana atma diyeyim. O bir cesaret. Varmış hep. O bir vardı evet. Ama yarışmaya başvurmak işte benim bir arkadaşım yarışıyordu benim programı izlediğim hı hı. Gecede. Ondan sonra işte abi başvursam mı acaba falan işte çok güzel işte burası aile ortamı işte kazansak da kaybetsek de çok güzel günlerim evet, geçti falan. Evet. Hani anlatıyordu o da ben de hani çok etkilendim. Bir başvurayım bakalım falan kabul dedim annem de mi, yanımdaydı. Başvurduktan bir hafta sonra zaten Acun Bey'i gördüm yolda.
Ondan tevafuk sonra... Tevafuk dediğimiz noktadayız. Gerçekten. Sonrasında işte hemen arabamın camını açtım. Öcün Bey dedim, ben yarışmanıza başvurdum ama henüz bir dönüş olmadı. Bir haftada bu arada erken yani. Belki birkaç gün sonra arayacaklardı ama aramaya da bilirlerdi. Bir şekilde Allah yolumu bu şekilde açtı diyeyim. Ondan sonra öyle bir sohbet olunca sonra dedi işte yarınki mülakata gelebilirsin. Bir görüşelim falan. Ondan sonra gittim. Öyle ertesi gün falan herhalde. Kutunun başındaydım. Bir daha da yaklaşık 13-14 ay kutunun başında kaldım. 130 bin lira almışsın o zamanın parasını. 135, evet. Çok iyi para. Çok şükür. Biz ev aldık. Ha, Hakan da bir miktar kazanmıştı. O ne kadar aldıydı bilmiyorum. Ay, o ne kadar almıştı? 120 falan mı almıştı? O da öyle bir şeydi. Hah, ne yaptınız onu hep ben içime sonra işte biz zaten işte sonrasında evlilikte oydu buydu derken çok şükür evimizi almıştık. Peki Instagram'la ilgili şöyle bir şey, bu bizim bağlanma konuştuğumuz için ne kadar bağlı acaba sosyal medyasına dedim yani. Geçenlerde biri diyor bir gün uyandık yok mesela, ne yapacaksınız? Düşünüyor musun hakikaten, bir kalktın. O enerjiye hiç gir. Hani ne olur yani? Çok büyük yani, bir şey değişir mi? Şöyle bir şey, bu arada gerçekten sosyal medya ve telefon diyeyim artık, detoksu diye bir şey var artık yani. O kadar bağlıyız ki arada böyle bir off vermek bence. Yapıyor musun? Yapıyorum. Mesela haftada bir falan mı? Yani haftada bir oluyor. Mesela işte şimdi kızımın doğum günü vardı. Onu bir atlatınca bir telefonu bir kenara, ama onu atlatmak da bir şey. Hani gerçekten hani öyle organizasyonlarda özellikle gerçekten hani... Güzel güzel böyle o güzel anları paylaşmak çok önemli mesela. Ama genel olarak hani yorucu bir organizasyon olduğu için böyle son 1-2 gündür ya, biraz daha. Kızla mı ilgileneceğim, pastasına mı bakacağım, kim geldi kim gitti diye mi bakacağım, doğru fotoğrafı mı çekeceğim, doğru anda mı koyacağım falan, inanılmaz evet, bir evet, kolay enerji. Değil, aynen. Bu influencerlıkla ilgili bir sorun daha var. Şimdi manfluencer, inşallah doğrusu bu. Anneyim ama influencerım, bunu birleştirdim, manfluencer. Evet. Ve böylece çocuğun saç dokasından ayakkabısına kadar her şeyi koydum. Böyle bir grup var. Beni paralayacaklar ama bana bazıları çok samimiyetsiz geliyor. Yani biraz rahatsız ediyor beni. Senin fikrini merak ediyorum. Bu manfluencer'ı bu memlekette layıkıyla yapan kaç kişi? İsim sormayacağım, öyle bir topa sokmayacağım seni ama var mı sence? Kesinlikle var. Yıllardır yapanlar var. Ve tabii ki hani bu konuda birazcık, çünkü burada kendinden bağımsız bir kişiyi de aslında orada paylaşıyorsun. İşte bu özellikle hani son zamanlarda, tabii ki bu her zaman vardı ama son zamanlarda bunun bir şeyi de var artık, yasal bir durumu da var. Şükürler olsun ki. Aynen. Bence. O yüzden hani bunun her zaman bir derecesi olduğu kanaatindeyim. Zaten onu hani reklam malzemesi gibi herhalde sana çok fazla mı geldiği için mi bir yani rahatsızlık duyuyorsun? Şöyle bir anım var çünkü. Bir gün bir lansmana gittim. Hani hasbelkader gittim ben. Yani çocuğum yok ama momfluencer'lar geldi. Hiç çocuk gelmedi. Yani anneler geldi. Hani böyle sanki estetik güzellik lansmanındaymışız gibi olduk. Hani, hani hiç çocuk yok ama bir sürü güzel kadın var. O zamanlar ürün çocuk ürünü. Yani bebek maması mesela. Ama bebek yok falan. O gün böyle biraz sorgulamıştım. Ama sonra dedim ki sen karışma. Sana sormak istedim çünkü sen bu işi bana göre doğru yapan isimlerden birisin. Çok dengesinde yapan. Teşekkür ederim. Dengesinde yapan. Yani o çocuk orada mı olmalıydı diye düşünüyorsun? Hani yani ürünle ilgili bari en azından bir iki çocuk da göreydik. Hani sadece bir kadınların birbirini süzdüğü bir ortamda çocuk maması elimizde dolandık. Bana bir garip gelmiştir. Evet. Yani aslında bu oraya gelen... Şimdi influencerların markayla bir anlaşması var mı yok mu? Bir tanesinin vardı. İşte çocuğuyla mı gelecek yoksa gelmese de olur mu? Hani bunların hepsi aslında önceden haberleşilebiliyor. Siz önceden tabii şeyler geliyor. Beni çok çömez. Evet, bu arada ama. Yani çocuğunuzla gelmek zorundayız. Çünkü o çocuk okulda belki gibi. Ya da hani çocuğu getirmek istemiyor. Ama markayı görmek istiyor. Markayla tanışmak geliyor. İstiyor bir anne olarak. Vallahi tek çocuk yoktu. Hakikaten enteresan. Peki bir şey soracağım. Bu Hakan demin yine bunu programdan önce konuştuk ama onu söyleyeceğim. Hakan'ın çok sinirlendiği nadir anlardan birini hatırlayacaksınız. Siz Lila'ya Instagram hesabı açtınız. Evet. Ve ondan sonra Hakan bir gün delirdi bunun yüzünden. O süreci bir sen anlatır mısın? Ya biz ben, uzaktan izledik ama. Ya bir gün önce doğurmuştum. O yüzden inan ki çok hakim değilim. Sonrasında da işte bu tarz şeyleri çok sevmediğim için
çok takip etmedim ama arkadaşlarım falan da böyle. Hani, telefon bağlantısı oldu. Telefon zaten. Düşün ya ben şey hastanedeyim böyle yatıyorum. Hakan orada telefonla konuşuyor önümde. Karşımızda kızlar falan. Böyle. O aralar çok herkes çocuğunu açıyordu bu arada evet, sayfa. Evet tabii ki. Bu arada yani öyle bir açıldı o sayfa kullandınız ama olmasa mı? Da olurdu. Ben. Duruyor o sayfa yani. Belki de bilmiyorum gereksizdi. Şimdi Hakan'a sorsam belki o da gereksiz diyecek. Öylesine açmıştım diyecek. Yani bunun bilmiyorum biz kötü bir amaçla düşünüp ya da bir şey için şey yapmadık. Ben zaten hani doğumumun ve karnım burnumda hiç şey bir şey düşünemem yani orada kızımın Instagram sayfası falan. Biz adını bile doğumda koyduk bu arada. Nereden buldunuz Lila ismini diye sormak istiyorum. Yani çok düşünüldü mü? Kimin fikri? Enteresan benim başka... fikrim. Yani benim. Lila renginden geliyor değil mi? Yani ben yani çok düşündük biz işte 10 tane işte listeler yaptık. En sona 10 kaldı, sonra 5 kaldı, sonra 3 kaldı. Sonra işte ben Hakan çok Leyla ismini istiyordu bu arada. Ondan sonra ben emin olamadım falan derken en son böyle rüya falan görmüştüm. Ondan sonra öyle de sonra Lila son dakika oldu yani. Yani başka da yok. Ben çünkü birkaç tane böyle enteresan isimler... Evet geçen gün yok bakmıştık. Lila? Çok az vardı Türkiye'de kaç tane Lila var diye bakmıştık. Nasıl bir çocuk? Çok eğlenceli. Kime benziyor daha çok? Mizacı. Mizacı bana benziyor. Tipi Hakan'a evet. Ve anneme benziyor. Demin fotoğrafında küçük Hakan gibi gerçekten. Evet çok yani çok zaten Hakan'a çok benziyor ama anneme de aşırı benzetiyorlar bu arada. Çok mutlu oluyor o da tabii. Ama böyle hareketleri, böyle komiklikleri, mimikleri falan. Bu yaşta ben. Belli olmaz Ben. Ha, o da atıyor kendini öne yani. Öyle bir şey mi sence? Bu evet yani bir şey olacak yani böyle. O da yani ne anlamda bir şey olacak. Ajansa falan öyle bir şey düşündünüz mü? Yok şimdiden? Hiç düşünmedik. Insanı. Yani hiç düşünmedik. Büyüsün, kendin bir baksın. Hani tabii ki bu süreçte şey yaptıracağız ona tabii ki. İşte şimdi jimnastiğe falan hani gidiyor. Ondan sonra belki bir müzikle ilgilenmek ister, bir enstrüman çalmak ister. Onları deneriz, onları hani elimizden geldiğince sunmaya çalışırız. Belki öyle bir yöne gider. Biraz böyle müzik şeyi var, kulağı var, ritim tutmayı falan biliyor mesela yani küçüklüğünden beri. Videolarda falan görüyorum yani sürekli görmüş. Küçüklüğünden. Sürekli şöyle yapıyor yani o, herhalde kulağı çok iyi ben de baktım bir ritim duygusu fazlasıyla. Var var. Çok aynen. O yüzden yani bakalım nasıl. Akışına. Bu akışına bıraktık. Cimnastik aynen bu aralar evet hakikaten şey bir yandan da bakıyorum neler işaret. Hala Hakan'a aşık mısın diye bir soru varmış. Buraya gelememiştik. Hala aşıksın herhalde. Tabii ki sevgiye çok şükür. Sevgiye dönüştü mü? Yoksa evet. Böyle evli hani aşk böyle bir şey oluyor ya sonra zamanla falan. Evet evet. Aşkın ömrü diyorsun. Kaç ne kadar? Yıldır? Onu hiç beceremedim. Sence ne kadardır gerçekten? Evet yani bence aşk da sevgi de her zaman olabiliyor ama işte o yaşanmışlıklar, belki alışkanlıklar, sonra işte çocuğun olması, bir iş koşuşturmacaları bir yandan falan derken tabii ki o ilk heyecanlar, şeyler azalıyor ister istemez. Ama o rutin galiba seviliyor, böyle bir yuvaya dönüşüyor. Tabii ki o sıcaklık, o şeylik, aynen öyle yani o da her şey yolunda yani çok şükür. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Hani sen de senin kadar tahtaya vurmamı gerektirecek bir konuk az yani hani şey anlamında birçok anlamda ay, vuruyorum. Ay, ama hani ilişki ve aşktan bahsediyoruz ya. Canım, hani zaten Hakan heykeli dikilse galiba yeri var. Böyle ilişkide çok yok o yüzden bir daha bile çok tahtaya eğilip kalkmama gerek kalmaz diye düşünüyorum. Çok güzel bir kadınsın. Geldiğinde ol, de iltifat canım, ettim. Samimiyetle söylüyorum bunu. Ne yapıyorsun? Ya yani mesela buzda mı yatıyorsun, esprisi dışında ne sürüyorsun, ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yapıyorsun? Valla teşekkür ederim tekrar öncelikle. Ama öyle. Bu yani genelde işte cildim için özellikle soruyorlar. Benim anneannemin de annemin de aslında cildi güzeldir. Herhalde onlardan bana geldi çok şükürler olsun. Böyle mahcup mahcup yani çok özür dilerim diyecek onu demek üzere. Kaç yaşındasın Gizem sen şu an tam olarak? 34. Hiç yüzünde estetik müdahale yok değil mi? Burnumda var. Ya
Ama yani şey, onu ben botoks efendim falan, yani sonradan gençleşmeye dair bir şey var mı? Alnıma botoks yaptırdım. Gerek yokmuş bence. Var, ben çok mimik yaparım. Bakayım şimdi, yapmaya. Bak. Yok artık. Şimdi ne normal zaman ama olsun? Çok baksan çizgilerime bak. Çok ben alnımı oynattığım için. Yakın gözlüğüm. Daha yeni yaptırdım şimdi. Kızımın da doğum günü vardı. Hani daha böyle bir şey fresh olsun diye, ama onun dışında işte bilmem ne. Zaten dolgum sıfır. Çünkü yanaklarımı görüyorsunuz efendim. 10-15 yıl önce de vardı bunlar. Hala var. Ama bu avantaj olacak ilerleyen yaşlarda. Tabii ki. Aynen öyle olacak. Aynen. Çünkü bekliyorum o yaşları. Düşmeye başlayacak. Böyle yer çekimi, evet, gerçeğiyle, evet, birlikte. Yok yok, alıştım onlara da. Çünkü kilo aslında alınca zaten onlar böyle full yanak oluyorum. Peki. Ama verince, yani şu kontürüm çıkınca onlar çok tatlı duruyor. İnsanlar o kontür çıksın da yanakları olsun diye dolgu yapıyorlar i̇şte, yani. İşte evet, o yüzden işte onu, o bilince şimdi yeni geliyorum. Herkes bir şey sıktırtıyor burası. Evet yok, onu falan sıktırtmadım. İşte dediğim gibi arada, işte arada dediğim de işte yılda bir botoks, hani son 2-3 yıldır diye. Öyle. İleride yapar mısın peki, hani böyle yaş aldıkça 45'li? Yaparım karşı ya. Karşı mısın ben hiç doğal? Hiç karşı değilim. Ha. Yani tabii ki güzel yaşlanmak diye de bu arada bir şey var ama yani tabii ki yaşlanmak ve hani yaşın gelir getirdiği bazı belirtiler falan var ama yine de ben güzel yaşlanmayı tercih ediyorum. Yani vücuduma, bedenime büyük bir zarar vermeyecek müdahalelere her zaman sıcağım. İşte bu botoks olabilir. İşte mesela artık bu telefondan dolayı hep böyleyiz yani. Hı-hı. Ve ister istemez işte boynumda bir şey. Keşke hani bu yani 10 dakikada bir şey yapılsa. Hani boynumuz da böyle daha şey olsa falan. Yani ilerleyen yaşlardan, hı-hı, bahsediyorum. Mesela göz kapağımda biraz benim et var yani. Daha böyle etli ya göz kapağı. Onu hemen alıyorlar. O, ha mesela birkaç yıl sonra belki onu yaptırırım falan. Hani tabii ki hani Allah sağlık problemleri vermesin. Yani tek derdimiz bu olsun. Tek derdimiz evet bu olsun. Aynen yani. Birlikte televizyonda falan ya da dijital ortamda bir şey yapmayı düşünüyor musunuz? İkinizin, Lila'yı da koyayım. Yani ailecek bir böyle proje var mı? Bir hayal var mı? Böyle bir hayal olabilir. Bizim hani yıllardır böyle ikimiz özellikle hani bir şey yapalım diye hep böyle bir konuşulur. Ama hani bunun işte gidip özellikle bir yerde konuşulup hani böyle bir ciddi bir adım atılmış bir hale gelmedi. Ama hani birlikte çok güzel işler yapabiliriz bence. Böyle bir yarışma olur, hani böyle aileler yarışıyor tarzı falan oluyor ya, böyle hani iki tam taraf işte oluyor. Siz... Tam biz, evet. Mesela hani... o hep bizim böyle aklımızda bir yerdeydi. Başka bir şeyler de hani birlikte de olabilir. Hani Lila'yı katmak derken onu katmam. Hani yani ne bileyim dedim, sizi böyle üçünüzü bir kişi olarak algıladığımda. Ama ikinizin var mı diye merak ettim. Yani hali hazırda bir net bir şey yok. Ama çünkü sıcağız her zaman. Nasıl bir duygu var biliyor musun sen de? Birlikte çalışmaya sıcak olan bir çiftiz diyeyim. Herkes olmayabilir. Hani böyle bazı diziler vardır televizyonda, böyle eskiden tutar o dizi. Onu açtığınızda izlerken şey duygusu gelir. Eve gitmişsiniz gibi hissedersiniz. Hmm. Hani pazar sabahı kahvaltısı gibi hissedersiniz. Siz böyle hülalecek insanı öyle bir hissediyorsunuz. Onu ya, o yüzden bence benim bir projede taşınmalı diye düşünüyorum. Çok böyle teşekkür güzel tırnak ederim. İçinde bir aile duygusu. Rica ederim. Şöyle bir sorularım gözümün önünden geçirirken son soruya bakıyorum ve bir türlü oraya topu atamıyorum. Duruyorum. Ne oldu? Ya önemli bir şey aslında benim için. Çünkü ben tamamen yazdığım şekilde okumak istiyorum. Tamam. Yeterince ciddiysek eğer. Biraz duygusal bir konu olduğu için ve ben de kimseyi böyle hani şeyimdir, imtina ediyorum ama. Sen babasının kızı olanlardan mısın demişim. Tırnak içinde. Ve hani babanı, Allah rahmet eylesin, babanı kaybettiğin dönemi de hepimizin gözünün önünde yaşadın. Hı hı. Tıpkı diğer şeyleri yaşadığın gibi. Evet. Ben bugün bu sohbeti sonlandırırken biraz babandan bahsetmeni, nasıl bir baba kızı ilişkisine sahip olduğundan bahsetmeni ve benim inancıma göre o zaten şu an burada. Evet. O yüzden biraz ona Allah bitirdin beni. Selam söyleyerek, belki anarak evet, tabii kapatalım ki isterim. O yüzden deminden beri şöyle yapıyorum, nasıl soracağım diye. Evet. Oh! Yani 6 yıl oldu bu arada. Başın sağ olsun. Hiçbir zaman geçmeyeceğini biliyorum. Evet geçmiyor. Allah. Ben de. Yani her gün aklımda olduğu için aslında hiç hani her an anıyorum, her anda diyeyim. O yüzden hep işte torununu işte göremedi. Ben zaten her zaman Lila'ya anlatıyorum. Birlikte onu ziyarete falan da gidiyoruz.
Babasının kızıydım, evet, yani çok fazla, çok vakit geçiriyorduk. Hani işi dolayısıyla da işte annemle birlikte çalışıyordu. İşte hem iş yerine giderdim, hem okuluma giderdim, hem evde çok ilgili bir babaydı. O yüzden Hakan'la da tabii ki tanıştı, biliyor. Hakan da her zaman onu işte, her zaman yani bizim şu anki yaşadığımız evde olsun, Hile'ye karşı olsun, her zaman yaşatmaya çalışıyor dedesini. Ya şöyle bir şey söyleyeceğim, yani bunu çok böyle kalbimden söylüyorum. Hani çok klişe bir laf vardır ya, kız çocukları işte babalarına benzeyen insanlarla birlikte olur. Evet, evet. Hani iyidir ve kötüdür. Şimdi Hakan'ı burada kulağını çınlatıyoruz. Sizin aynen, aile meseleniz var ya. Babamdan evet, bahsederken evet, onu düşündüm. Yani esasında... Evet. Hakan'da da var. Evet, yani evet. Yani her baktığında muhtemelen aynen, aynı şeyi hissediyorsun ve görüyorsun. Aynen. Diye düşünüyorum. Evet, evet. Yani sağ olsun o da bu konuda aşırı hassas. İşte mesela dedim işte kızımı da mezarlığa ziyarete götürüyorum. Mesela Hakan... Hep gider hani bana, hani bu çok söylenecek şeyler olmadığı için söylüyorum. Hani söylese de söylemese de tesadüf ararım işte, ben de mezarlıktan çıkıyorum falan der mesela. Hani o da bu konuda çok hassas ve saygılı. O yüzden hani o konuda da çok şanslıyım. Böyle bu konu çok hassas. Farkındayım ben de sorana kadar hakikaten 40 takla attım ama. Evet evet, ben de bu arada her zaman yanımda olduğunu, bizi izlediğini, ben burada olduğunu düşünüyorum, sorunlarını gördüğünü, bizimle gurur duyduğunu, her zaman bir şey yaparken, bir karar verirken her zaman. Şu anda da burada olduğunu düşünüyorum ve gülümseyerek, gurur duyarak sana baktığını, seni hissettiğini düşünüyorum. O yüzden çok imtina ettim. Bir an ağlarsam kirpiklerim dökülür, hiç olmaz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür samimiyetle ederim. Samimiyetle cevap verdiğin için. Çok teşekkür ederim buraya geldiğin için. Seni gördüğüm için de çok mutlu oldum. Ben de canım benim, çok sağ ol. Ve böyle gözyaşlarıyla veda ediyorum. Kirpiklerim kalacak kapanana kadar diye düşünüyorum. Ben biz yani herkes adına konuşuyorum. O 2.2 milyon ve diğer bütün insanlar adına konuşuyorum. Biz sizin çok da, bu bütün mutlu hikayenize şahit olmaktan ötürü çok mutluyuz. Çok teşekkür devamında ederim. Heyecanla bekliyor olacağız. İnşallah evet, her şey hayal ettiğiniz gibi olur. Amin hepimiz için. Öncelikle tabii ki izleyen herkese de buradan tekrar selamlar olsun. Hepimiz işte istediğimiz tek şey tabii ki bu hayatta artık, hani benim de bir evladım var. Hani tek düşündüğüm artık hani o. Onun dışında işte hepimiz için sağlık, mutluluk, barış, güzelliklerle huzur, dolu, huzur, küslüklerin olmadığı günler olsun inşallah hepimiz için. Şimdi tabii bu bizim ağlamalar, zırlamalar, bizim yani bu hassasiyetten sonra ben bir şey unuttum. Önemli de bir şey unuttum efendim. Ben her konuğuma bir armağan sunacağım sonunda inşallah, programların sonunda. Bugün de senin şurada şöyle bir kutun var. İstediğini seç ama ben bir şey sana ayırdım. O şimdi ayrı. Bir kere şimdi ben bu taraklara bayılıyorum. Şöyle vereyim mi? Şöyle bir alayım. Biz evde kullanıyoruz. Çaldım bunu. Neden? Ben. Neden aldım bakayım? Ya bir şey söyleyeceğim ama şunun rengi o kadar güzel, bir de böyle açılıyor. Evet, evet. Ama. Aynen öyle. Bak çok güzel. Bunların zaten bu ufak olanları ben Liloş'a kullanıyorum. Bu On The Go modelleri. Çabuk açılıyor ve kırmıyor çok, diye tahmin ediyorum. Çok, yani evet, aşırı güzel. Gerçekten yani doğduğundan beri diyeyim, her zaman çekmecemizde olan ürünler. Ve hala kullanıyoruz, işte bizde Hello Kitty'lisi var, Amazon, işte farklı renklisi var. Sonra bunun mesela şeker, bundan ya, kendime kullanıyorum. Onun dışında bunun ufak boyu var, yine böyle olan. Çantaya hani bana dese ki anneciğim seninki ne istiyorum, bunun ufağı da var mesela. Hemen çantaya da at, seyahate de at, evde işte kullanıyoruz. Çok güzel, çok memnunuz. Dediğin gibi saçı kırmadan ve aşırı kolay açıyor. Yani çünkü birçok tarak deniyorsun, hani elinin altında o oluyor, bu oluyor. Ama gerçekten bana... hani... Bu şey olunca bu zaten pıt, cep telefonu gibi bir şey yani. Bunu gördüğüm günden beri sürekli alo alo diyorum. Bizim gençliğimizde böyle bir cep telefonu vardı. Şu modeli görmemiştim bu. O ne? Bu böyle eline mi geçiriyorsun? Ele geçmeli mi o? Bir saça bir cevap verirsen ele mi geçmeli? Biz... A, masaj diyor. Gitti masaj. Aa, masaj aleti. Ben ayırdığım şeyi vereyim mi? Sürekli haber veriyorsun. Bana dediler ki bunu çok sever dediler. Bilmiyorum söyleyen şeyi. Bakalım. Touch. Ay çok taksın, güzel. Taksın, taklayacağım mı? Takar mısın? Takayım. Bana bir tak dersen asla beceremem. Dur. Yemin ediyorum cep telefonu gibi alet. Ben çok memnunum bundan. Şöyle bu böyle açmalı mı acaba? Heh, açtık.
Süper. Çünkü sen böyle şeyler takıyorsun. Çok severim ben tacı. Ben böyle şey gibi olurum, bir garip olurum. Ama yok sen de canım, gider. Sana da çok yakışır. Şöyle çıkarttım. Çıkarttım. Kutumu şöyle koydum bakalım. Bakayım. Ay renkleri de çok güzel. Ben çok severim. Şimdi tabii bu örgülü acayip ve arkaya doğru oldu saçlarım ama böyle açınca. Acayip bir şeysin, çok yakıştı hakikaten. Çok. Bu benim mi Lila'nın mı? Bilmiyorum, siz ana kız ne almak istiyorsunuz? Bir tane de Hakan'ın da saçı var ayol adamın. Siz ver. Gerçekten. Hakan'a da bir tane alalım. Hakan sana bunu Hakan'a verelim. Bak kimseye vermem. Bunu yani bir tane de alalım. Siz de ailecek saçlı bir sülalesiniz çünkü. Evet. Ama çok güzelmiş. Güle güle kurma. Çok güzel. Yani saçlarınız. Ya. Bak yani saçlar kuru olurken bile tarasa gerçekten kırmıyor. Ben, tavsiye ederim, kullan. Ben yeni tanıştım ama dediğim gibi telefon olarak kullanıyorum ama çantamdan düşürmeyeceğim. Bir de şey, saç açıcıları da var bu markanın. Aynen Lila'ya kullanıyorum. Pembe oluyor böyle. Kokusu muhteşem. Tatile götürdük. Geçen gün yine mesela arada işte başka bir şey de kullanıyorum, onu da kullanıyorum derken hani bu dedi mesela. Çünkü kokusu sakız. Bir şey söyleyeceğim. Influencerlık nedir diye bir böyle bir araştırma yaparsak videonun bu bölümünde kahanda influencerlık budur. Yok, sevgiler, yani saygılar. Önemli olan hani bir şeyi doğru anlatırken yani, şey yaparken deneyimlemiş olmak ve gerçek hikayeleri biliyorum de bir şekilde yaşadıkça bunları da paylaşmak, deneyimlerimizi bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Şöyle bir bak. Böyle bir muhteşem yüzüme. Şöyle farklı kullanılıyor diye. Şuraya koyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Çok keyifliydi. Çok... Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Uzun ömürlü olacağına eminim. Sen çok tatlısın. Enerjin çok güzel. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Bilmiyorum. Benim ne çok içime, hakikaten benim çok içime sindi. Teşekkür ediyorum. Efendim biz yine önümüzdeki hafta burada olacağız Saça Kafasında. Burası... ben bunu sosyal medyamda tanıtırken şey dedim, hayal kurulan, susunmayan ama çokça konuşulan, hatta bazen haykırılan bir yer olsun istiyoruz. Ve böyle insanların içini de döktüğü, samimiyetle, tırnak içinde gerçek samimiyetle oturup dertleştiği ve sonra da bir takım yeni şeylerle tanıştığı bir yer olsun istiyoruz. O yüzden takipte kalırsanız sevinirim. Ben Deniz Pelinçin'e, kendinize iyi bakın efendim. Artık tarayabilir miyim saçımı? Bir saçımı da tarayayım ya. Bu kadar. Tarayın, ben de buradan bir şey söyleyeceğim. O kadar bütün gün yaptık. İki de saçımı, yalnız bir şey söyleyeceğim. Anladın mı niye şimdi? Bak. Şimdi aydınlan. Ay hakikaten yalnız ha. Çok acayip. Bir şey söyleyeceğim, hakikaten enfesmiş ya. Bak saçım daha uzun oldu bak. Ay. Gerçek samimi söylüyorum, saçım şu an daha uzun gözükmüyor mu? Alo. Sürekli alo. Ay.